1 bölü 10 çarpı 12 artı 1 bölü 12 çarpı 14 bu şekilde toplayarak devam etmiş ta 1 bölü 48 çarpı 50'ye kadar bizden bu işlemin sonucunu istiyor arkadaşlar. Şimdi çözümüze geçmeden önce bu tür soruların mantığını kavrama yönelik bir çalışma yapıp öyle çözümüze yapalım. Şimdi bizim paydamızda 10 çarpı 11 şeklinde bir ifade olsun. Payımızda 1. Biz bunu 1 bölü 10 eksi 1 bölü 11 şeklinde yazabiliyoruz. Payda işlersek Doğru mu? Burası 1 bölü 10 çarpı 11. Sonrasında bu sefer paydamız 10 çarpı 12 olsun. Farkımız 2. Biz bunu 1 bölü 10 çarpı eksi pardon 1 bölü 12 şeklinde yazarsak paydaları eşitlediğimiz takdirde payımız arkadaşlar buradan 2 gelecek. Yani payımızın 2 olması gerekiyor. Bir adım daha ilerletelim. Mesela 10 çarpı 13 olsun. Farkımız 3. Ben bunu 1 bölü 10 eksi 1 bölü 13 şeklinde yazarsam burayı 13 ile burayı 10 ile genişlettiğimizi düşünelim. Payımız bu sefer buradan 10 çarpı 13 payımız 3 gelecek arkadaşlar doğru mu? Yani burada benim 1 bölü 10 çarpı 12 farkım 2 farkım 2 farkım 2. Pay kısmımızın 2 olması gerekiyor. Ben bu ifadenin toplamına A dersem. A diyelim sonucumuz A. 1 bölü 10 eksi 1 bölü 12 işleminin ben 2 bölü 10 çarpı 12 olduğunu biliyorum. Eşitliğin her iki tarafını 2 ile çarpalım. Doğru mu? Burayı da 2 ile çarpalım. Yani sonucumuz 2A olacak. 2A sonucunu elde edeceğiz. Ben bu ifadeyi 1 bölü 10 eksi 1 bölü 12 şeklinde yazdım. Tabi buralar pay kısmımız 2, 2, 2, 2, 2 oldu. Burayı da 1 bölü 12 eksi 1 bölü 14 şeklinde yazarım. Doğru mu? Bir adım daha ilerletelim. 1 bölü 14 eksi 1 bölü 16 yazdım. Devam ettim. 1 bölü 48 eksi 1 bölü 50'ye kadar. Arkadaşlar bu ifade bunu götürdü. Eksi artıyı götürdü. Eksi artıyı götürdü. Kalanlarımız 1 bölü 10 ile 1 bölü 50. Buradaki işaretimiz eksi. 1 bölü 10 eksi 1 bölü 50 ifademiz 2A. Doğru mu? Hemen paydayı işleyelim. 5 ile genişletirsek 5 eksi 1'den 4 bölü 50 sonucumuz 2A olur. A değerimiz buradan 1 bölü 25 olarak karşımıza çıkar.